Evet efendim, dermatoloji uzmanı Doktor Gonca Soyduru bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. İzmit'ten evet. Bizi kırmadınız. Yoğun temponuza rağmen zahmet verdiniz, geldiniz efendim. Estağfurullah, çok teşekkürler. Evet. Gonca Hanımcığım, güzelleşmek için bir sürü şey yapıyoruz. Hı-hı. Bir sürü uygulamalar var, bir sürü şey okuyoruz, bir sürü şey görüyoruz. Evet. Ben burada şeyi merak ediyorum. Mezoterapi ne demek? Nasıl yapılıyor? Nedir? Hı hı. Bana anlatabilir misiniz? Tabii ki. Mezoterapi aslında deri içine, derinin ihtiyacı olan bir takım ürünlerin enjeksiyon yöntemiyle verilmesi. Birçok endikasyonda kullanılabiliyor. Her endikasyon için farklı mezoterapi ürünleri kullanılıyor. Leke için leke mezoterapisi, saç dökülmesi için saç mezoterapisi, selülit için selülit mezoterapisi gibi. Hastanın ihtiyacına göre mezoterapi ürününü seçiyoruz ve onu bir enjektör yardımıyla, mezoterapi iğnesi dediğimiz ince iğnelerle cilt üzerine belli aralıklarla enjekte ediyoruz problemli bölgeye. Çok basit bir yöntem aslında. Hemen günlük hayata dönüş sağlanabiliyor işlem sonrasında. Acı anlamında da çok ağrılı bir işlem olduğunu söyleyemem ama sıfır acılı bir işlem de değil. Ama genel olarak iyi tolere edilen bir işlem ve etkisi çok efektif bir işlem, etkisi fazla olan bir işlem. Çünkü aslında biz derinin ihtiyacı olduğu ürünü dışarıdan sürme yöntemiyle ya da sindirim yoluyla almak yöntemiyle direkt derinin ihtiyacı olan maddeyi deri içerisine verdiğimiz için çok daha hızlı sonuç alıyoruz mezoterapi sonrası. Peki bu işlem ne kadar sürüyor ya da işlem sonrasında herhangi bir kızarıklık, morluk oluşabiliyor mu? İşlem genel olarak ortalama uygulama bölgesine göre değişmekle birlikte 20 ila 30 dakika sürüyor. Tabii ki enjektörle yapılan ve iğne girişlerinin bulunduğu bir yöntem. Bu nedenle küçük sonrasında ertesi gün o iğne girişlerinde bir küçük kabuklanma görebiliyoruz. Ama onun dışında genel olarak sıkıntısız geçiriyorlar hastalar işlem sonrası süreci. Sadece bir güneş koruyucu ve uygun bir nemlendirici, yatıştırıcı bir krem yeterli oluyor. Hemen aynı gün içinde de işlerine geri dönebiliyorlar, günlük hayatlarına dönebiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı oluşturan ya da problem yaratan, günlük aktivitelerden mahrum bırakan bir işlem değil kesinlikle. Peki herkes bu işlemi yaptırabilir mi? Yani belirli hani sağlık problemleri olan insanlar var. Neye göre hani... gelebilirler, herkes yaptırabilir mi daha doğrusu? Şöyle söyleyeyim, mezoterapi işlemleri genel olarak 18 yaş üstü herkese yapılabiliyor. Fakat çok nadir de olsa ürün içeriğine karşı alerjisi bulunan kişilere tabii ki yapılmaması gerekiyor. Onun dışında herhangi bir kontraindikasyonu yani uygulamamızı engel bir durum genellikle çoğu mezoterapide yok. Ama çok çeşitli ürünler var ve içerikleri de her birinin çok farklı ve geniş olduğu için tabii bu içerikleri tek tek sorgulamak lazım. Özellikle alerji ihtimaline karşı ama çok düşük oranda gördüğümüz bir durum zaten. Peki en çok hangi bölge için mezoterapi talep ediliyor? Aslında en çok yaptığımız mezoterapi saçlı deri ve yüz bölgesi için yaptığımız mezoterapiler. Saçlı deri de saç dökülmesi için daha çok bence burada tabii zaten ki yapılıyor. En önemli mezoterapide kullanılan tekniğin, mezoterapide yaratılan farklılığın en ciddi göz doldurucu noktası bence saçlı deride yapılan evet, saç mezoterapisi. Aynen çünkü öyle. Saçlı deride bir hasar oluştuğu zaman ya saç ekiyoruz veya ekmiyoruz. Yani esasen cerrahi başlığı çok uzun evrelerde saç dökülmesinin ilerleyen aşamalarında yapılan bir cerrahi uygulama var. Hı hı. Ya onun öncesi? Özellikle hanımefendilerde saç ekimini yapabilmek çok kolay bir şey değil. Saçı kesmek lazım, hı hı. Sosyal hayattan kopmak lazım. Ancak saçı folikülünü besleyebilmenin yolu, yöntemi dökülme çok ilerlememiş iken
mezoterapiyle beslemek. Bu aynı konuda sizin bir çalışmalarınız olduğunu biliyorum hocam. Hatta bu öyle bir noktada ki saç mezoterapisinden ziyade saç dolgusuna doğru giden bir kavrama doğru gitti. Bunu açıklayabilir misiniz bize? Aslında saç dolgusu dolgu maddelerinde kullanılan hyaluronik asit dediğimiz maddenin olduğu mezoterapi ürünleri içerisinde. Tabii ki bunun yanında sadece hyaluronik asit yok bu mezoterapi ürünlerinde. İçerisinde çeşitli mineraller, vitaminler, amino asitler ve aslında cilt için, sadece saçlı deri için de değil, cilt için gerekli olan bütün besin maddelerini biz mezoterapi yoluyla aslında direkt olarak problemli bölgeye vermiş oluyoruz. Bütün ihtiyacı bu şekilde gidermiş oluyoruz aslında. Aslında hücrenin kendi ihtiyacını veriyoruz yani bu işlemleri yaparken. Burada verdiğimiz maddeleri bir cümleyle de olsa neler kazandırıyoruz? Dokuya da bunlar oluşuyor hocam. Tabii saçta zaten genellikle bu vitamin dolgusu dediğimiz bu mezoterapi ürünleriyle biyotin dediğimiz vitamini kombinleyip uyguluyoruz saçlı deriye. Biyotinin saçlı deri üzerinde ciddi etkileri var. Saç dökülmesini önlüyor ve yeni saç çıkışını hızlandırıyor. Bu nedenle kombin ürün kullanımını tercih ediyoruz saçlı deride. Yüzde de yine hastanın ihtiyacına göre çeşitli mezoterapi ürünlerini tek başına ya da karıştırarak kullanabiliyoruz aslında. Bu şekilde cilt altına bu ürünleri veriyoruz. Peki saç dolgusu nasıl uygulanıyor? Yani saç hani orada müdahale edilecek alan ya da nerelere müdahale ediliyor, nasıl bir uygulama gerçekleştiriliyor? Saç dolgusu dediğimizde bu NCTC dediğimiz ürün aslında dediğim gibi saç dolgusu olarak geçen ürün bu. İçerisinde hyaluronik asit yanında çeşitli amino asitler, vitaminler ve koenzim ve mineral tuzlar bulunmakta. Bunu saçlı deriye uyguladığımızda bu maddeleri hem saçın bu hiyaluronik asitten dolayı saçlı derideki bağ dokuyu da aslında bizi güçlendirmiş oluyoruz. Hücre onarımını sağlıyoruz. Saçın tekrar büyümesi ve gelişmesi için gereken maddeleri direkt saçlı deriye vermiş oluyoruz. Bu şekilde yeni saç çıkışı, mevcut saçlarda da daha sağlıklı ve gür bir görüntü elde ediyoruz aslında. Aman hocam, şimdi saçlarımız daha gür çıksın diye bir tedavi olurken saçlardan olmayalım. Bu ürünlerin her birisi tek tek güvenli. Birleştiği zaman bu ürünlerle aynı güven sağlanıyor mu? Garantisi ne bunların? Bunların garantisi aslında Class 3 C belgesi dediğimiz bir belge. Bunlar bu NCTC ürünleri için, mezoterapisi için CE belgesi olan ürünler olduğu için bunlar tamamen intradermal dediğimiz cilt içerisine enjeksiyonu tamamen güvenli. Uygulandığında tamamen emilebiliyor. O yüzden genellikle biz de bu belgesi olan mezoterapi ürünlerini tercih ediyoruz. NCTC de bu ürünlerden bir tanesi. Tabii ki her mezoterapinin cilt içine enjeksiyon için gerekli olan bu sertifikası yok, bu belgesi yok. Sadece belli başlı ürünler de var. Bunlardan bir en fazla bizim tercih ettiğimiz ve kullandığımızda NCTC olarak bilinen bir saç vitamin dolgusu. Peki birinin saçları dökülmeye başladı ve bayağı seyreldi. Hı hı. Ne kadar süreli aralıklarla size gelmedi ya da ne kadar uzun sürecek bu tedavi? Şimdi genel olarak tedavi aşamasını en az 5 seans olmak üzere planlıyoruz. 1-2 hafta aralıklarla 5 ila 10 seans olarak öneriyoruz tedaviyi. Sonrasında da yine idame dediğimiz devam tedavileri olabiliyor. Onları da genel olarak 6 ayda bir tekrar yapılmasını öneriyoruz. Peki bu uygulamayı yaptık. Hastayı neler bekliyor?
kanıyor mu, ağrılar var mı? Ne geliyor başınıza? Şöyle, aslında işlem çok ağrılı ya da tolere edilemeyecek bir işlem değil. Topikal dediğimiz dışarıdan sürülecek olan bir lokal anestezi kremle çok rahatlıkla uygulanabiliyor ve hani o ağrı tolere edilebilecek bir ağrı boyutuna indiriliyor. Fakat morarma çok gördüğümüz bir şey değil. Fakat bütün enjeksiyon işlemlerinde morarma riski vardır. Bunu hiçbir şekilde garanti edemiyoruz. İğne ile yapılan bir işlemde eğer damara denk gelinirse, biz bunu çok dikkat ederek uygulasak bile morarma olabiliyor ama çok nadiren gördüğümüz bir şey. Genel olarak sonrasında herhangi bir sıkıntı olmuyor. Kızarıklık vesaire görmüyoruz. Sadece dediğim gibi iğne giriş yerlerinde küçük kabuklanmalar olabiliyor ertesi gün. Onun dışında herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Çok peki güzel. Alerjen olabiliyor mu? Alerji nasıl? Çok kişisel bir durum. Her şeye karşı hasta alerjik reaksiyon geliştirebilir. Hiçbir ürünün tamamen alerjik değildir. Hiçbir ürün için bunu diyebilmemiz mümkün değil ne yazık ki. Fakat bu ürünler, NCTC dediğimiz ürünler, bu Class 3C sertifikası olduğu için intradermal enjeksiyonu onay aldıkları için bu tarz alerjen testlerden titizlikle geçirilmiş ürünler. Fakat %100 tabii ki garantisi yok. Çok düşük de olsa alerji riski olabilir. Her ilaçta olduğu her gibi. İlaçta olabilir. Ki bu ürünler sayesinde saç kaybı yaşayan hastalarınızın yüzünü güldürebiliyor musunuz hocam? Tabii ki bu ürünlerle saç dökülmesi olan hastalarda çok güzel yanıtlar alıyoruz. Hem dökülmeyi durdurabiliyoruz, hem yeni saç çıkışı sağlayabiliyoruz ve hastaları saçsız kalmaktan kurtarıyoruz uzun vadede evet. Aslında. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. Çok da güzel emekler veriyorsunuz mesleğimize. Ayağınıza sağlık. İzmit'ten buralara kadar zahmetler verdiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve sevgili seyirciler, geldi programımızın en özel bölümüne. Kırmızı koltuğunu alacağım sevgili program partnerime. Uzman klinik psikolog Birgül Özgüvenç bizlerle psikoloji ile nerelere geldiğimizi, psikolojik tedavilerde neler yaptığımızı anlatacak. İzleyelim. İzliyoruz.